9 Ocak Pazartesi Cumhuriyet Necati Özkan An bu an Gezi sonrası demokrasi ve adalet ihtiyacının dramatik biçimde yükselmesi farklı kökenden 4 siyasi partiyi birlikteliğe zorlamıştı. Bu birliktelikle 2019 yerel seçimlerinde muhalefet başta 11 büyük şehir olmak üzere ülke çapında önemli bir zafer kazandı. Bu durum 2023 seçimlerine giden yolda daha büyük bir işbirliğinin kapılarını araladı ve altılı masa oluştu. Altılı Masa kurulduğu andan itibaren toplumda seçimleri muhalefetin kazanabileceği inancını güçlendirdi. İktidarın ekonomi yönetimindeki irrasyonel kararlarının da etkisiyle seçmen desteği ve siyasi denge 2021 ortasından itibaren iktidar bileşenleri için toplam %38-42, muhalefet içinse %58-62 oranına oturdu. Pek çok siyasetçi ve yorumcu için bu denge iktidarın sonunun fotoğrafıydı. Ne olduysa ondan sonra oldu. Muhalefet tarafında bu iş bitti duygusu yayıldı. Bundan sonra kim olsa kazanabilir duygusu muhalefet güçlerini atalete sürükledi. Sırt sırta vererek mücadeleyi yükseltmek yerine iç rekabete girildi, zaman ve enerji kaybedildi. İktidarsa bu süreci kan kaybını durdurmak ve kararsızlar kümesine geçen seçmenlerini geri kazanmak için kullandı dış politikadan ekonomiye, finanstan kutuplaşmaya kadar her alanda düğmeleri aynı anda basmaya başladı. Psikolojik üstünlüğü ele geçirecek, ekonomik hamlelerle muhalefete tuzaklar kuracak adımları birlikte atarak bir kısım kararsızları yeniden kazandı. Negatif kampanyalarla muhalif seçmenin kafasını karıştırdı. Buna rağmen muhalefetin seçimleri kazanma olasılığı hala güçlü zira bugün itibariyle seçimleri kazanmak için iktidarın en az %10 seçmen desteğine ihtiyacı var sorun şu ki iktidarın son hamleleri ve kamusal kaynakları kullanma becerisi dikkate alındığında kazanan tarafın açık ara bir farkla kazanamayacağı ortada yeni seçim sistemiyle iktidarın azınlık oylarıyla dahi mecliste çoğunluğu elde etmeye yakın olduğu da malum artık seçime sadece aylar var Muhalif tarafta ataletin, iç rekabetin ve kafa karışıklığının giderilmesi için süre kalmadı. Muhalefet bileşenlerinin bundan sonrasını hatasız ve yüksek tempolu bir kampanyayla yönetebilmesi şart. Türkiye'nin geleceğine ilişkin yeni siyasi vizyonun ortaya konması, herkesin anlayacağı ve heyecan duyacağı toplumsal hikayenin yazılması, Ekonomiyi yeniden ayağa kaldıracak ve adil paylaşımı garanti edecek projelerin netleştirilmesiyle ortak adayın ittifakla ilanı için an bu an, ortak adayın muhalefetin tüm kesimlerince kabul edilmesini sağlayacak mekanizma sistemin nasıl işletileceği ile ilgili detayların planlanmasından ve iletişiminden geçecek. Özellikle seçimden sonra altılı masayla ortak adayın ilişkisinin nasıl olacağının doğru tarif edilmesi pek çok seçmeni ikna ve mobilize edecektir. Türkiye'nin yeni yönetim modelini de ortaya koyacağı için adayla aday belirleyen irade arasındaki ilişkinin çok net tanımlanması hayati olacak. Adayla altı lider ne tür bir mekanizma ile çalışacak? Aday altılı masanın sözcüsü mü olacak yoksa altılı masa adayın yüksek danışma kurulu gibi mi davranacak? Ülke yönetiminde ortak akıl süreci mi işleyecek yoksa bir vesayet sistemi mi kurulmuş olacak? Bu sorular yönetimsel sorulmadan ve doğru dürüst cevaplanmadan seçime girilirse taraftar kampanya boyunca bu fotoğrafa uygun davranmazlarsa aynen Macaristan'da olduğu gibi muhalefet yıpranmış iktidara karşı seçimi kaybedebilir. Altılı masayla adayın ilişkisinin doğru kurulması an itibariyle adayın kim olduğu kadar önemli bir meseledir. Bir başka ifadeyle altılı masanın bugüne kadarki ortak aday belirleriz gerisini bir şekilde hallederiz tutumu toplumda belirsizliği büyütür, seçimi riske sokar. Öyle bir dönemişteyiz ki bu andan itibaren hiç kimsenin hiçbir konuyu yanlış anlayacak ve hata yapacak lüksü kalmadı. 9 Ocak Pazartesi Cumhuriyet Necati Özkan An Bu An